Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Günlerdir DEM Parti üstünde kirli oyunlar oynanılıyor. DEM Parti eş genel başkanı Sayın Tülay Hatimoğulları hedef haline getiriyor ve ırkçı sözler sarf ediliyor. Çünkü Tülay Hatimoğulları şu anda mevcut DEM Parti'nin eş genel başkanı, kendisi Hataylı ve Arap, yani Arap olması, Alevi olması birilerini rahatsız etmeye başladı. Gerçeği Tülay Hatimoğulları yıllardır HDP'den bu yana Kürt özgürlük mücadelesine siyaset yürüten bir siyasetçi ve gayet de iyi siyaset yapıp hitap gücü yüksek olan bir eş genel başkanımız. Tabii ki Berzaniciler, Türkiye'deki sözde Berzaniciler diyelim, kendini Kürt milliyetçi olarak lanse edilen bu zatlar montaj videolarla, montaj tweetlerle Tülay Hatimoğulları'nı hedef haline getirdiler. DEM Parti de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Ama DEM Parti'nin açıklamasını sizlerle paylaşmadan önce mesela Dara Atilla Aras diye birisi bir paylaşımda bulunmuş. Bu da Berzanici, bir paylaşımda bulunmuş. Tülay Hatimoğulları'na ait olduğu iddia edilen montaj bir tweet paylaşmış. Bu tweet şu şekil diyor ki, sözde yani Tülay Hatimoğulları şunu söylemiş: Irak halkı Amerikan sözde demokratleşme hareketinin ürünü olarak geride bıraktığı Kürt bölgesel yönetimin devletleşmesi Amerikan Irak halkına vuracak en büyük darbe olacaktır tweetini paylaşmış. Tabii ki işte Türkiye'de bulunan Berzaniciler bu tweeti alıntılayarak, paylaşarak HDP'ye ve DEM Parti'ye zarar vermek için elinden geleni yapıyorlar. Bir de bu tweet'i paylaşarken bir sürü, yüzlerce hesap paylaşmış. Şöyle bir açıklama da bulunmuş: DEM Parti eş genel başkanı hemen ivedikle istifa etmelidir. Kürt ve Kürdistan düşmanlığı bu kadar perfasızca gösterilen bu kirli yapının peşinde giden Kürt'te şerefi miskat kalmamıştır. Lan sen kimsin, Kürt'ün şerefini sorguluyorsun? Sen kimsin lan? Ben hiçbir videomda lan kelimesi kullanmıyorum ama valla dua edin ki ben küfür etmiyorum. Biliyorum ki senin hakkın ne olduğunu biliyorum. Ama neyse, neyse arkadaşlar, siz de sakin olun, küfür etmeyin. Diyor ki derhal bu hassiz diyor, bak bu hassiz bayan derhal istifa etmeli ve ait olayı yere geri göndermeli. Kadın da demiyor, bayan diyor ve Tülay Hatipoğlu'nu hedef gösteriyor. Siz kimsiniz ya? Sizi tehdit edenlerle yan yana gözüküyorsunuz. Sizi aç susuz bırakacağız diyenlerle yan yana gözüküyorsunuz. Yeri de geldiği zaman kendinize Kürt milliyetçiliği lakabı takıyorsunuz. Siz ne Kürtsünüz, ne milliyetçisiniz, siz insan bile değilsiniz. Sırf bir insanı kimliğinden dolayı hedef haline getiriyorsunuz ve olmayan tweetleri paylaşıyorsunuz. Sanki kendisi böyle bir tweet atmış, kendisi böyle bir paylaşım yapmış. İki gündür bununla ilgili şeyler dönüyor. Yazıklar olsun yani. Gerçekten yazıklar olsun. Bunları takip edenleri de anlayamıyorum. Buna benzer bir sürü hesap var, bir sürü hesap var. Ve insanlar sanıyor ki bunlar yurtseverdir. Hayır kardeşim, bunlar ne Kürt milliyetçisidir ne yurtseverdir. Ben Kürt olduklarından bile şüphe ediyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Kürt değil bunlar. Bir Kürt yalan, iftira, montaj şeyleriyle birisini hedef haline getirmez. Kürtler DEM Parti'ye oy veriyor. Bu sizin zorunuza gidiyor. Yıllardır Türkiye'de siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. %0,01'i geçemiyorsunuz. Tabii ki geriye ne kalıyor? Kürtlere hakaret etme. Kürtlerin temsilcilerine, milletvekillerine, eş genel başkanlarına hakaret etme düşüyor elinizde. Yazıklar olsun diyorum. Şimdi DEM Parti de bununla ilgili bir paylaşım yapmış. Onu da sizlere paylaşmak istiyorum. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları yönelik sosyal medya hesabına yapılan ırkçı ve cinsiyetçi saldırı yaptığı açıklamayla kınadı. Hatimoğulları yönelik ırkçı ve cinsiyetçi saldırı en güçlü şekilde kınıyoruz başlığı yapılan açıklamalara şu ifade verildi: DEM Parti halkların ve inançlarının bir arada yaşamasını amaçlayan, ortak direniş hafızasına dayanan ve ortak mücadeleyle ezilenlerin ve ötekileştirilen eşit demokratik özgür bir yaşama kavuşmasını hedefleyen Türkiye ve dünya siyasetinin yegane partisidir. DEM Parti şahsına farklı kimliklerin, inançlar ve toplumsal güçlerin ortak mücadelesine yönelik saldırılar son günlerde artmıştır. Bu saldırılar ırkçı ve cinsiyetçi söylemlerle devam etmektedir. Eş genel başkanımız Tülay Hatimoğulları'na yaptığı açıklamayı bağlamından
koparıp yalan yanlış ifadelerle manipüle ederek sosyal medyada başlatan bu linç kampanyasının ırkçı, karanlık ve alçakça bir saldırı dalgası parçasıdır denilmiş. Sonrasında devam ediliyor. Eş genel başkanımız Arap kimliği üzerinden ırkçı, kadın kimliği üzerinden cinsiyetçi boyutlara ulaşan bu saldırıyı kimlerin organize ettiği sahte hesaplarla gündem yaratarak DEM Parti'nin ortak ve birleşik mücadele vasfını hedef aldığını tarafımızca bilinmektedir. Bu troll hesapların servis edilen ırkçı ve cinsiyetçi iftiralara DEM Parti operasyon çekilmesine asla izin vermeyeceğiz açıklaması yapılmış. Sonra ise şöyle devam ediyor. Partimiz Kürt siyasal hareketin uzun yıllarda bulunan mücadele deneyimiyle Türkiye Demokrasi ve Sosyalist Hareketi'nin köklü tecrübeleri miras edilen bir partidir. Ölçümüz Türkiye'nin ezilen halkları, inançları ve işçi sınıfına layık olacak bir dil ve bir usluptur. Hatimoğulları ve Hatimoğullarında da tüm siyasi hayatı boyunca Kürt halkın mücadelesine yan yana omuz omuza durmuştur. Irkçı ve cinsiyetçi iftiralara papuç bırakmayacağımızı anlamak istemeyenler direniş tarihimize ve ortak mücadelemizin mirasına bakabilir diyor. Ve diyor ki DEM Parti'nin çok bileşenli kimlik ve eşitlik esas alan yapısı her türlü ırkçılığa ve cinsiyetçiye karşı aman dilemeden yoluna devam edecektir. Bu bağlamda eş genel başkanı Tülay Hatimoğlu'na dönük ırkçı ve cinsiyetçi saldırı bir kez daha en güçlü şekilde kınıyoruz açıklaması yapılmış. Yani siyaset yapacaksanız belden aşağı vurmayacaksınız. Montaj videoları yapmayacaksınız. Sizin mevcut siyasi partilerden ne farkınız kaldı? Ya Türkiye'de artık gerçekten anlayamıyorum. Birisi çıkmış mesela kendine Kürt tarihçisi diyor. Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia ediyor. Birileri ona Mamoste unvanını takıyor. Neresi Mamoste? Dünün soytarısı, TikTok soytarısı sosyal medyada çıkarıp vay efendim Kürt tarihçisi, Kürt milliyetçisi. Soytarı insanları karşımıza çıkarıyorlar. Maalesef siyaset bilmeyen, kimin ne olduğunu bilmeyen halkımız da onları alkışlıyor, onları paylaşıyor. Arkadaşlar bu tür oyunlara gelmeyin. Daha önce onların yaptığı paylaşımlar ortada. Hangi yapılarda olan paylaşımlarını görüyoruz. Dikkatli olun. Lütfen herkes bu konuda dikkatli olması lazım. Hassas bir konu. Kürtleri gel yana getiriyorlar. Her Kürtlerin yöresel, geleneksel kıyafetlerini giyen yurtseverdir diye anlamına gelmiyor. Kürt'ün anlamına gelmiyor. Bu konularda hassas olmamız lazım, uyanık olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım. Dediğim gibi arkadaşlar görüyorum, sosyal medyada görüyorum. O efendim Mamoste bilmem filan kes. Ya neresi Mamoste? Ne yapmış da Mamoste? Ülkü ocaklarında çakmak satan, ülkü ocaklarla bir olan insanlara Mamoste diyorlar ya. Niye ben hayatım boyunca, mesela benimle ilgili tek bir şey çıkarttım. Bak mesela ben sizlere haber ulaştırıyorum yıllardır. Sosyal medya üzerinden gazeteciliğim, deneyim de var. Daha önce baskılı da, Batman'da da, yerel gazetelerde çalıştım. Çıkarsınlar Metin Güneş'le ilgili tek bir tane şey çıkarsınlar. Bu tür yapılarla bir araya geldiğine dair tek bir şey çıkartın. Çıkaramazlar. Ama kendine milliyetçiyim deyip sosyal medyada pazarlamaya çalışan bir sürü kişi var. Halkımızda maalesef bunları el üstünde tutuyor. Bilmiyor çünkü tanımıyor. Geçmişini bilmeden bunlar el üstünde tutuyor. Sonra bunlar da sosyal medya üzerinde işte partimize, eş genel başkanımıza, değerlerimize hakaret küfür ediyorlar. Bu konuda gerçekten dikkatli olmamız lazım, bilinçli olmamız lazım. Bu kadar net diyorum arkadaşlar. Bugün canlı yayın yapmak istemedim. Bu videoyla karşınıza çıkmak istedim. Arkadaşlar bu tür videoların milyonlara ulaşması için sizden de bir talebimiz var. Saçma sapan TikTok hesaplarını, saçma sapan insanları paylaşacağınıza güvendiğiniz gazetecileri, bir sürü yoldaşımız var. YouTube'da yayın yapan, isim vermeye gerek yok. Siz zaten az çok biliyorsunuz. Kendi gazetecilerinize sahip çıkın. Kendi partinize sahip çıkın. Onun için sizden ricam arkadaşlar, herkes bu yayını beğenirse, paylaşırsa, kanalımıza da abone olmayanlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum.